Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak Ramazanımızı mübarek eylesin inşallah. Şimdi tabii ki e, her şey mevsiminde yeniyor ya, mevsiminde güzel oluyor. Şimdi bu dersi Ramazan'ın dışında yapsan öyle keyif vermez. Çünkü fikir olur, his olmaz. His yaşana bir dünyadır. Rüya-i Sadık'a da zaten hissi kalbel vuku. Yani vuku'a gelmeden önce his hissediyor. Bizzat yaşadığımız Ramazan ayı olma hasebiyle Ramazan orucu, sağım, siyam. Şimdi size daha önce de sordum. Namazın farzı var, eylemsel. Kıraat var, kıyan farz, farz rükû farz. Daha öncesi abdesti var. İçinde ve dışında farz da var. Hacın da farzı var. Zekatın da farzı var. Veriyorsun eylem. Ama orucun içerisinde bir farz yok. Düşündün mü Mehmet? bir farz yok. He, evet. Bir vacip var. O da fakire gene yok. Genel bir farz yok. Fıtır sadakası var. O da bayram şeyiyle ulaştığın için. Yani gündelik Ramazan'ın içinde yok. Bayrama ulaştığın için fıtır sadakası. O da vacip. İçerisinde bir sünnet var ya. Eylem var. Ramazan içerisinde bu kadar mıyım ve bu kadar mıyım eylem yok. Farz eylemi yok. Ve Allah diyor ki bu bana ait. Süfterk var. Mesela namazda ustad hazretleri ben o aleme girdim diyor. Yatsı namazında şeceri hilkat alemine namazın içine girmiş. 28. lemada söylüyor. Yatsı namazında girdim diyor. Namazda içerisine girilen alem, belli. Başlayacağım derse de. Namazda, ustad diyor da hatırladınız. 28. lemada. Ben diyor yatsı namazında o aleme girdim. Sonra bütün alem nazarımda ufaldı, 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 ufaldı. Gözükmeye kadar ufaldı. Sonra bir tek şahsiyeti Muhammed'i kaldı diyor. Ona da el farfi salatin ve el farfi selamun aleyke ya Resulallah. Coşar söyler halimde gördüm diyor. Bir tane bir şey kalmış. Yatsı namazında, namazda girdi alemo o. Peki Oruçta nereye giriyoruz? Biz mi giriyoruz? Yoksa bizde bir şey mi tahakkuk ediyor? Yatsın ama namazda giriyorsun. 18 bin alemi Miraç oluyor. Ama oruçta ise Cenab-ı Hakk'ın zatı taayyum ve teşahhus edip ayni samet olmasına sebeptir. Yani içinde hiçbir şey olmaması lazım. İçinde hiçbir şey yok. Peki nasıl nasıl bir şey olmaz? Heva dersini dinlediniz değil mi heva? Yani çekincelerinizi de sorun ha. Yani ben böyle anlamıyorum diye rahatça. Heva 28 tane ayet var heva hakkında. O hevasından söylemez diyor. hevasından demiyor diyor. E, sonra birbirinizi ilah edinmeyin diyor. Kendi nefsini ilah edinen var ya o hevasını. Hevayı nefis demiş mesela tefsir bazı tefsirciler. Oysa dağlar kadar fark var yani. Hiç alakası yok. Heva ile nefis hiç alakası yok. Nefis bedensel hastalardır. Hevayı söyledi. Heva dersini yaptık ama ben şey yapayım böyle. Hevanın vücudu yoktur. Hevanın vücudu yoktur. Zatın tayin etmesi için pist adeta. 18 bin alemin e, 506 sözlerde de 29'un sözde diyor. Böyle vurursun kapılara. Ben geldim. Bir geldim. Bir daha geldim. Sen de iadeyi bir ziyaret isterim senden. İadeyi ziyaret. İşte o alemler namazda iadeyi ziyaret ediliyor. Manalar da namazda geliyor diyor. Tesbihatta geliyor diyor. Eylemden geliyor yani. Hep eylemde geliyor. Ama e, oruçta içi boşalıyor. Mesela hem şunu da ekleyeyim. E, itikat i̇tikat aklidir. İman kalbidir biliyorsunuz. Taahhül, tasavvur, akul, ta tasdik, izan, iltizam, itikat dimada. İtikat ne ile olur? Şirki terk etmeyle olur. Şirk dimadadır. İman ne ile olur? Küfür terk etmeyle olur. İman. Küfüre ait bir sıfat olur. Heva nedir? Aynı samet olabilmek için e, hevasını terk etmesi lazım. Ruhsaldır. Ruha aittir. Şirk küfre ait. Küfür kalbe ait, Heva ruha ait. Aynı samet olmak kolay bir şey değildir der. Hatırlarsınız. Ramazan Risalesi'ni. Ramazan eserası tek tek okudum da yaptım bunu. Bu soruma çıktım. Yani niçin böyle ciddi bir ibadetin içinde bir eylemsel fiil yok? Yani bu soru sormak, zaten cevabın yarısı bendedir. Yarısını da sen ver cevap demektir. Okur böyle Ramazan'da, bu buha, haletle olur. Şu anda oruççuz şu anda. Bu haletle olur. Niçin içinde bir ibadet farziyeti yok? O, orucun dışında anlamazsın ki bunu. Ha demek ki itikat şirki terk etmeyle küfrü terk etmeyle iman hevayı terk etmeyle Allah'ın ayni samet oluşu Cenab-ı Hakk'ın tayyun ve teşahhus etmesine zemin oluyor. Demek ki heva zata küfür imana şirk itikata ziddiyet noktasında zeminsiz zeminlik yapıyor. Zat-ı da hatırlarsanız iman diyor küfrü terk etmeyle olur. Yani küfür yoksa iman yok zaten. Ne iman? Neyi reddettin de iman oldu? La ilahe sonra illallah. Ne hangi ilahları terk ettin? Bir de bir şey ekleyeyim. Gerçi gelecek. Kulazı bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. İlah hevayı terk etmeyle olur. Zaten ayet-i kerimet sahri. Birbirinizi ilah edinmeyin. Nefsinizi heva, hevasını ilah edinenin. O hevasından demiyor. Ha, yani i̇lahlık hevanın terkiyle olur. Kulunuzu bir Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas. Şey de Rab da şirki terk etmeyle oluyor. Melik, melekelerimiz, malik olduğumuz, malik olduğumuz hariçteki kariyerdir, makamdır, servettir. Ne maliksin? O malik oldukların. Melekeler de içsel melekelerimiz. iç kazanımları terk ederek Melikin nas, Maliki. Cenab-ı Hakk'ın melikliğine aynı darlık ediyor. Dima ise rububiyetine, ilahı ise ruhuna. İslam esaslarından da topluyorum çünkü bu öyle bakacağız bu malzemelerle bu şeye. İslam esasında da üçü çok zordur, üçü çok zordur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Namaz rububiyetine, Rabbin nas, Rab rububiyet. Zekatla melikin nas, maddi ve manevi malik olduklarımızın. Terkiyle darbe vuruyor. Zekat ona darbe vuruyor. Oruç da ilahlığı, ilahlığımıza yani hevamızı kaldırıyor. Şimdi okuyorum bu malzemelerle. Yani heva, heva vücudu yok, vücudu yok. Cenab-ı Hakk'ın e, zatını ortadan kaldıran bir özellik bizde. Şirk ortadan kaldıran değil. Şirk Allah'ın değil. Ortak koşmaktır. Şirk. O var ama bu da var. Küfür ise şirk aklıydı. İnkar yok şirkte. Ortak koşmaktır. Şirk koşmadan iman etmezler diyor mesela. Ortak koşar. Küfür ise gene inkar yok. Ne var orada? Örtme var. Hakkı örtme. İşaret ceza 168'de. Heva ise bir zati zatın ortadan kaldırıyor. Yani kafasızın kafasını var diyor şirk. Şey ki şirk kafada. Fakat zatı ortadan kaldıran hevadır hevasından demiyor diyor. Peki orucun niçin içi boş? Hevanın içi boş. Zatı aynı olsun diye hiçbir belirleniş olmaması lazım. Bir üçüncü ve dördüncü bir malzeme vereyim. Hepimiz nefsimizi yaşıyoruz biliyoruz. E, dokuzuncu nüktede Ramazan Risalesi'nde nefsi ateşe atmış, cehenneme atmış, sormuş cana ı değil mi? Ben kimim sen kimsin demiş. O da demiş ki ben benim sen de sensin. Hangi çeşit azap vermişse davasından vazgeçmemiş. Öyle mi abiler? Öyle. Neyle vazgeçmiş? Aç bırakmış. Hatırlıyor musun? Aç bırakmış. Yani aç bırakınca demiş ki sen benim Rabbi Rahim'imsin. Hem Rabbimsin mi hem, hem Rahim'sin. Niye peki el çekti? Cehenneme atıyorsun bak iyi dinle. Cehenneme atıyorsun. Ben beniyim sen sensin diyor. Aç bırakıyorsun el çekiyor. Nedir o zaman oruç? Hevanın cehennemidir. Hevasından ancak açlıkla vazgeçiyor. Cehennemde vazgeçmiyor. Şimdi bir müjde vereyim. Benim tespitim külliyatta. Müslümanın %49 günahı var. %51 sevabı. Bu fazla ya. Muvazene mal cennete gidecek. Ama pislik ne olacak? Yanacak ya. %40 bir şey olacak. İşte Müslümanın nefsi. Cehenneme atıyoruz. Cehennem cehennem olmuyor. Sen sensin ben benim diyor. Müslümanın nefsine madem temizleyeceksin. Cehennem temizleme vazifesidir diyor usta. Abi. Cehennem temizleme. O zaman Müslümanın... eee Cehennemi oruçtur. Oruç ile hevasını temizliyor. Onun için bana aittir diyor Allah. Oruç hevanı cehennemidir. Hevayı cehenneme atmış. Ben benim sen sensin dedi. Ama oruçta ne dedi? Sen benim Rabbi Rahim'imsin dedi. Ben kimim sen kimsin? El freni çekmiş yani. O zaman müjde nedir biliyor musunuz? Müjde şu. Ee, Müslüman'ın o yüzde 49 o günahları yüzde 51 sebabı olsa cennete gidecek ama nasıl temizlenecek? Ondandır ki hadisi kutsi de işte oruç temiz diyor. Oruç Müslüman'ın cehennemin cehennemidir dünyada. Ondandır ki sebabını yalnız benden umarak ve benim rizam için oruç tutup telavi kılarsa yani sünnet o, oruç tutarsa esas tutarsa benden diyor mükafatı beklerse anasından doğmuş gibidir diyor. Anasında doğmuş gibi bir oruç var bir de cehennem temizliyor. Cehennem de tam gene temizlenmiyor. O zaman Müslümanı cehenneme atıp temizlemek gene tam temizlenmiyor. Tam temizlik oruçla temizleniyor. Sen benim Rabbi Rahim'imsin cehennemle demiyor bunu oruçla söylüyor. O zaman müjde nedir? Müslümanın oruç tutması günahlarının temizlenmesine sebeptir. En küçük bir sevabı. Çünkü katımdadır diyor. Bir muayen sevabı yok. Orucun şey namazın bizi e, sevabı var. Zekatın var. Her şeyin bir muayen var. 30 bin diyor, 50 bin diyor. öyle mi? Şu kadar. Ama oruç için hiçbir muayenlik yoktur. Katımdadır diyor. Ya müjde nedir? Bizim günahlarımız var inşallah. Onların ortadan kaldıran, yakıp, yıkan, kaldıran oruçtur. Müslümanın orucudur. Müslümanın orucudur. E tutmayan İslamiyet zaten eylemseldi. İman esastır, itikattır. Allah'a inanmak eylem yok. Melekleri inanmak eylem yok. İslam öyle mi? Namaza inanmak demiyor ki namazı kılmak. İslam esası. Oruca inanmak demiyor. Orucu tutmak. Zekata inanmak demiyor. zekatı vermek eylemden bahsediyor. Eylem varsa İslam vardır. Eylem yoksa İslam yoktur. İtikat söylüyorsan o iman esasıdır. Ben iman esasından bahsetmiyorum. Mümini gayrimüslim diyor. 36 mektubat. Hatırladınız. O zaman burada neyi var? Niye ben heyecanlandırıyor böyle illa sizin de bunu duymanızı istiyordum. E cehenneme, cehennemin en büyük vazifesi, Müslümana vazifesi temizliktir. Bazen diyor usta su temizler, bazen suyun temizleyemediğini ateş temizler. Ateşin de temizli. Suyun temizleyemediğini cehennem temizliyor. Cehennemin de temizlemediğini, temizleyemediğini oruç temizliyor. Çok tuhaf Cehennem temizleyemiyor. Dokuzuncu nüktede. Hangi nevi azap verdiyse nefis ben benim sen sensin dedi. Niye elf, elfenin çekmedi? Niye temizlenmedi? Onu temizleyemez. Hevanın vücudu yok ki. Niye ahirette ben merak etmiştim? Niye şirkin afı yoktur? Günahların afı vardır. Bak şimdi. Allah'ım bana bunu ver. Neyi? E bunu ver. Tamam. Allah'ım beni affet. Neyini affedeyim? Bak şimdi. Ey Arap zina yap. Müslüman bu. İçki içtim, dövdüm, kırdım, bilmem ne yaptım. Ya Rab bunu affet. Bunlar afalay. Ama şirk, Ya Rab beni affet. Neyi affedeyim? Göster bana da affedeyim. Bak bu benim kumardı affet. Bu benim şu adamı dövdüm affet. Aa bu. Şirki gösterebilir misin? Allah'ın zıttı yok ki. O zıttı gösterip de affetsin. Şirkin vücudu yok. Neyi affedeyim? Şirk. Şirk yok ki affedeyim diyor. Vücudu olmadığı için afı yok. Vücudu yok. Ademi vücudu yok yani. Anladın bu biraz? Biraz ince. Şirkin şeyi yok yani. Ne affedeyim? Göster bana. Senin şirkin. Senin zıttın. Öyle bir şey yok ki ya. Olmayan bir şeyi nasıl affedeyim şimdi? Yok ki. Bazı şeyler suyla temizlenir. Bazı şeyler suyu temizleyemediğini ateş temizler diyor. Ateş diyor bazen diyor sudan daha tatir. Daha güzel temizler diyor. Suyu temizleyemediğini temizler. Ateşin en zirvesi cehennem. Onun da temizleyemediği var. Neyi, neyi temizliyor? Hevayı temizleyemiyor ki. Hevayı temizleyemiyor. Heva, nefis, o içsel nefis maddi zevklerin gururları menbaadır. Hevayı temizleyemez cehennem. Çünkü vücudu yok ki. Vücudu yok. Cehennem varı temizleyecek. Adem'i temizleyecek. Heva Adem de değil ki. Yok ki. Peki nedir o? O nasıl yapacak? Suyun temizleyemediğini, ateş, ateşin temizleyemediğini, oruç. Oruçtan da bir temizlik sistemi yok. Tövbe suya. Tövbe. Ta. Su gibi. Yani günahlarımız. Eh, onu da temizleyemedi. Yani aklı şeylerimizi suyla. Kalbi şeylerimizi günahları cehennemle. Ruhsal da oruçta. Oruç Müslümanın o cehennemi cismanisinden daha beterdir. Çünkü oruç direkt insanın rububiyetine, ilahlığına Malikiyetini darbe vuruyor. Üç, üç esma şeyi. Melikin Nas, Rabbin Nas, Nas. Oraya darbe vuruyor. Aynı Samet oluyor böylelikle. Üç esma birleşirse aynı Samet olur. Zaten üç isim de illeti tammi olur. İlim, irade, ilim, irade, kudret. Lüzum, lüzum, zarret, vücub. Kader Risalesi'ni. Şimdi okuyorum. Anladın mı, Mehmet? Şöyle bak heva, hevayı ne suyla temizlersin ne cehennemle temiz vücudu yok. Ancak vücudu olmayanı vücudu olmayanla temizlersin. Şu, orucun vücudu yok. Yok bir şekil. Ademi yani. Eylem namazın vücudu var. Elhamdülillah yurabbil alemin. Vücut. Zekatın vücudu var. Hacın vücudu var. Orucun vücudu yok. İçi yok. Hevanın vücudu olmadığı için orucun da vücudu yok. Vücudu olmayanı vücudu olmayanla temizliyorsun. Günahı ateşle temizliyorsun. Kiri suyla temizliyorsun. Biraz gideyim. Aine-i Samet olmaktır Ramazan'da. Ramazan'a ait Fars içeriği, kıraatı, Ramazan'ın kıraatı, duası, eylemi yoktur. Namazın ise kıyamı, rüknü, kıraatı, tayyatı varken, namazın ise var, tayyatı, orucun, orucun yoktur. Sıf zahirde yeme, içme, cinsellikten uzak durmanın dışında Farzı yok. Bu da hep hiçbirisi de eylem değil. Yapmamak, yememek eylem değil ki. Yani kendini terk ederek Allah'ın Celle Celaluhu ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yani Allah bize önerdiği ahlak Kur'an ahlakıdır. Hulukul Kur'an. Ayşe validemize sormuşlar değil mi? Hatırlarsınız. Sadece naklediyorum. Peygamber ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumaz mısınız? O Kur'an ahlakı üzeri iyi diyor. Allah'ın bize önerdiği şey ahlak, Kur'an ahlak, Kur'an. O zaman yeme içmeme ve böyle özel şeylerden uzak durma samediyetin özelliği. Yani yememe, içmemesi hiçbir şey muhtaç değil samet. Her şey ona muhtaç. Sanki ona aynadarlık yapıyor Ramazan'da insan. Aynı samet. Bu o zaman ne oluyor? Kur'an ahlakıyla ahlaklanıyor insan. Ramazan'da en zirve aylak dikkat edersen şu anda mesela şu haletim değil mesela diğer dersler gibi mi daha canlı bilmem ne oluyor. Şimdi sokakta herkes el freni çekilmiş mumu alınmış havası inmiş oruç tutan değil mi sakin asude ben kendi yoluna bakar gidiyor. Nasıl böyle havası alınmış oruç tutanları diyorum. Bunu neyle yaparsın yani hangi sistemle yapabilirsin şöyle şu pazar milletini tutanları söylüyor. Müslümanlardan bahsediyor. Ama nasıl acayip olmuş değil mi? Öyle. Bir şey tutmuş poşette. Masum masum gidiyor. Çok acayip olmuş ya. Bir ordu gibi olmuş. Bu Kur'an ahlakı işte. Bunu hiçbir eğitimle yapamazsın. Hiçbir öğreti, hiçbir şeyle, hiçbir askerle, hiçbir şey yapamaz. Ancak bu Allah'ın aynı samet nasibiyeti olan insana Allah'ın bağış ettiği bir ahlak. Kur'an ahlak ortaya çıkıyor Ramazan'da. İnsan da ortaya aktif oluyor. İbadet asıla yapılır. Namaz asıla yapılır. Orucun içinde bir şey yok olduğuna göre orucun içinde insan kendisi var. Yani kendisi kayıtsız, şartsız kendisini terk etmesi var oruçta. Kayıtsız, şartsız kayıtsız, şartsız oruçta kişi kendisini terk edecek. Kendisini terk etmenin adıdır zaten oruç. Orucun bu noktada içerisinde insanın kendisi var. Yani yok ediyor kendisini. Yok varlık. Su mu getirdin? Çok iyi getir. Getir getir doktor. Ee, Ramazanda nasıl içeceğiz bunu? Al götür. Sen içmiyorsun da. Ben de içmiyorum. Şefkatli doktor. Şefkat ya. Bu yüzden doğrudan doğruya darbe vuruyor. Evet. Bu evet. Direkt doğrudan doğruya, doğrudan doğruya... Firavunluk. firavunluk. Doktor yani... içerisinde namaz asıladır. Bak şimdi. Namazda bir şey var. E, edep var. Mesela vefat edince namaz bitiyor. Vefat edince haç bitiyor. Zekat tuşundan bitiyor. Ama vefat edince orucun şi şey bitmiyor doğrudan doğruya kişinin rububiyeti devam ediyor. İbadet ayrıdır, ubudiyet ayrıdır. İba, i̇badet eylemdir, ubudiyet ise o, o Allah'tır, o Halik'tir ve mahlukum. O hiç bitmez. Bunu sana kazandıran oruçtur. Onun için doğrudan doğruya kişi, oruç kişinin rububiyetine darbe vuruyor. İlahlığına, ilahlık iddiasına. Hissi tabiyle. İlle ben ilahım demiyor ki. Direkt o ilahlığına vuruyor. Rububiyetine vuruyor doğrudan duruyor. Onun için orucun içerisinde insanı kendisi var. Kendini çıkartacaksın aradan. Çıkar kendini aradan. Yüştük, makamı. Yüştük makamı. La ilahe makamı. İlla Allah değil. La ilahe çıkart kendini. Hiç. Orucun içerisinde sen varsın çıkartacaksın kendini. Onun için doğrudan duruyor. üç defa söylüyorum. Doğrudan doğruya rububiyet tarafına darbe vuruyor. Yani içerisinde kendisi vardı. Kendisinin içinde kendisi vardı. Kendisinin içerisinden kendisini çıkartma yöntemidir oruç. Kendisinden kendisini çıkartma. Ne yaparsan yap içeride var oldukça rububiyet dava eder. Oruç hariç. Orucun içinde insanın kendisi var. Kendisini kayıtsız şartsız terk etmesi var. Kendi nefsini ilahlıktan sıyrılması var oruçta. Orucun dışında nefis ben benim sen sensin derken ne ibadet ederse etsin bu halden kurtulamaz. Sen sensin. Bir şey bekliyor yani. Namaz kıldı bir şey bekliyor. Hani Allah içindi? Niye bekliyorsun? Öyle yani. Zekata bir, bir şey bekliyor. Sadakada bir şey bekliyor. Her şeyde var ya bir temayül ediyor yani. Bir his bir şey oluyor yani. Her şey bekliyor. Yani ne ibadet ederse etsin içinde kendisini koyuyor işte insan. Kurtulamaz. Mutlaka her yaptığı hayırlı şeyin içine kendisini koyar. Nereden biliyoruz? Furkan 43. ayette böyle diyor. Mutlaka kendisini koyar diyor. Kendisi kendisine engel, insan kendisi kendisine engel, kendisi kendisine perde insan. İnsan kendisi kendisine engel, kendisi kendisine perde insan. Allah'ın zıttı cihetiyle bizdeki karşılığı insan hevadır. Bakın heva Allah'ın zatının bizdeki karşıtıdır. Şöyle diyeyim. La teşbih ve la temsil. Ne, ne yapalım? Misal işte. Uçak inmesi için pis lazım. 9. sayfa şu alarda. Taayyum ve teşahhus. İyâken budu ve iyâken diye diyebilen kulunla Cenab-ı Hakk'ın ta'ayun ve teşahhus etmesi. ta'ayun ve teşahhus etmesi. Bizim ona yakınlık değil. Onun bize yakınlığının. Akrebiyeti, kurbiyet değil. Akrebiyetin inkişafı ee, zeminsiz zemini hevadır. Hevasını terk etmek. Hevasını terk etmeni gö görmedin mi? Hevasını terk Heva. Akıl, akıl değil. Şirk değil. Küfür değil. Heva. 28 tane ayeti az mı? O e Cenab-ı Hakk'ın hevasını terk etmeyle ile akrebiyet ilahiyenin inkişafı oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın taayyum ve teşahhusu hevayı terk etmeyle olur. Hevayı da ancak oruç terk eder. Başka mümkün değil. Çünkü cehennem bile muvaffak olamadı buna. Öyle geçiyor yani. Allah Allah. Bak kendisi kendisine, kendisi kendisine hem perde hem engel Allah'ın ziddiyet noktasındaki bizdeki karşılığı hevaymış. Denilir ben bana nasıl engelim, ben bana nasıl perdeyim heva ile. Allah'ın ziddiyet noktasındaki karşıtıdır heva. İtikadın karşıtı şirk dimada, kalpteki imanın karşıtı ise küfür. Ruhun karşıtı ki Allah'ın Celle Celaluhu bizdeki zatının bizdeki karşıtı ise hevadır. Heva, karşıtı, ilah edin mi? da edilmesi gerekiyor. kendini ilah etti. Bu heva yapıyor. Bak, kendini ilah edineni görmedin mi? Birbirinizi ilah edilmeyiniz. Bu yapan, bu sistem bizdekinin adı vücudu yok. Vehmi şey heva yapıyor bunu. Küfür örtüyor. Şirk eş koşuyor. Heva onu ortadan kaldırıyor. Kendisini ilah yapıyor. Oruç da buna darbe vurur. Nereden şey yapıyor? Casiye yani 45. surenin 23. ayetinde bunu. Bak mealini okuyorum. Diyor ki Casiye'de gördün mü hevasını ilah edinip Allah'ın bir ilim üzere saptırdığı ve kulağı ve kalbi üzerine mühür koyup görme, görme gözünün üzerine de perde çektiği kimseyi artık Allah'tan sonra onu kim hürriyete erdirir? Dönüp hatırlamaz mısınız? Yani bir de bununla heva ile insanın hürriyeti ortadan kalkıyor. Yani heva hakim olunca insanı hür eden hevanın kalkmasıdır. Hevanın kalkması da oruçta mümkündür. Namazda kaldıramazsın. Zekata kaldı, Hiçbir eylemle. Çünkü kendisinin vücudu yok. Eylemsizdir o kendisi. İşte zaten öyle diyor. Kim diyor Allah diyor. Allah'tan sonra onun hürriyetine erdirir. Hürriyetine nasıl ereceksin? Mer, sen senin olman. Bir daha şu söylüyorum. Senin sende dolaşmana. Senin kendini kendinle yapılandırmana kendini kendinle inşa etmene, kendini kendine dolaşan serbestiyetini verme, verme ve vermeme heva yapıyor. ki sana, seni sana kilitleyen hevadır. Seni sende, seni sende dolaşmana serbestiyetik veren heva, hevanın katmasıdır. Hevanın tahakkümü der Ustad Mesnevi de. Hevanın tahakkümü. İstibdadi şeytani, tahakkümü nefsani, hevasının diyor bilmem şeysi insana ta tahakküm etmiş. Heva. İnsana hevayı kazandıran oruç şeyi, hürriyetini kazandıran oruçtur. Oruç hevayı kaldırdığı için. İnsana hürriyetini veren oruçtur. Oruç olmasa insanı köleleştirir hevası. Bak, burada Casiye de söylüyor bunu. Heva. Bak ne diyor? Görme, gördün mü hevasını ilah edinip Allah'ın bir ilim üzerine saptırdığı ve kulağına kalp kulağı duyuyor, işitmiyor. Gözü bakıyor, görmüyor. Hevasından dolayı. Baksana ne diyor? Gördün mü hevasın ilah edinim. İlah edindin mi? Gözü görmüyor. Kulağı işitmiyor. Hürriyetine de kavuşmuyor. Oruç bu hevasının tutsağından, köleliğinden kurtarır. Hevanın, hevanın çoğulu Kur'an'da ehva diye geçiyor. Ehva. Kişi hevasından konuşmaz. Kişi hevasından konuşmaz. Ancak vahyedilmiş bir vahiden konuşur. Manasında neç Üçüncü, dördüncü ayetinde. Hevasında konuşmaz diyor. Görüyor musun bak? Heva dersini yaptık. Onu bir dinlemek lazım ya. Sen dinlemişsin değil mi? Demek ben de ilk defa öğrendim yani. ne? i̇lk defa. Hevayı bilmiyorum. Demek vahiy en yakın haleti yaşar. O hevasından konuşmaz. Vahiy ile konuşur. Ne demek? Ben anladım. İnsan vahye en yakın vahiy iklimine sokan hevanın terkiyledir. Çünkü heva vahye zıt gösteriliyor. O hevasına konuşmaz, vahiy ile konuşur. Va hevasına konuşan vahiy ile konuşmaz. O zaman vahiy iklimine sokan, vahi iklimine sokan hevandan uzaklaşmayla olur. Hevayı terk etmek ancak oruçta olur. Hiçbir şeyle muvaffak olamazsın. Demek vahi en yakın haleti yaşar. İklimini insanla yaşamaya vesile hevasını terk eder. Ondandır ki sene boyu pazartesi perşembe oruç tutturuluyor. Çok tuhaf yani. Allahu alem İslam'ın 5 esasından üçü çok zordur. Çok zor. Bunları da zor karşıtları ile kaldırılır. Oruç zordur. İlahlığı kaldırmak için zordur. Niye zordur oruç? İlahlığı kaldırdığı için zordur. Namaz zordur. Çünkü Allah'ın rububiyetine baş kaldıran insan Rablığını kabul etmesi zordur. Rab olması kainatı idare etmesi, onun idareciliğine girmesi, onun ricanı kabul etmesi zordur. Bu zoru ancak namazla Allah'ın ilahlığını kabul etmesi insan oruçla, Allah'ın malik olduğunu, her şey mülk onun olduğunu zekatla biz darbe vuruyoruz. Onunla ancak o sistem aktif oluyor. Oruç namaz mali mülküne şey yapıyor. Oruç Allah'ın Allah'ın Kur'an ahlakı ile yani Allah'ın önerdiği ahlak ortaya çıktığı zemin Ramazanda oluyor. Niye Ramazanda oluyor? Heva kalktığı için. Oruçta abiler bu dersten çıktıktan sonra şöyle anlayacaksınız. Oruç hevaya darbe vuruyor. Hevayı kaldırıyor. Heva da bizim nefse, nefsin perde oluşu, engel oluşu hürriyetimizi kaldıran, tamam? Hürriyetimiz, ve bizi bizden neden bizi bizden mahrum eden, bizim bize bizim bizim bizi inşa etmemize mani olan şey hevadır. Kur'an ahlakı ile ahlakları ile, kendi benliğinden nasıl ahlaklanacağız Kur'an ahlakıyla? Kendi hani hulukul Kur'an Allah'ın Allah ahlakı diyor. Önerdiği ahlak. Ee, ancak kendi benliğinden vazgeçse vazgeçerse kendi benliğinden vazgeçerse sen benim Rabbi Rahimimsin derse Kur'an ahlak oluyor. Yoksa nefis cehennemde olsa yine ben benim sen sensin diyor. Cehennemde bile ben benim derse cehennemde bile diyor ha. Cehennemde ateş yakın yanıyor adama soruyor. Değil mi? Yani bize şey geliyor ama mektubatta işte. Ben kimim sen kimsin? Ben benim sen sensin diyor. Lan yani cehennemde diyor. Ama oruçta diyemiyorsa, nefis buna diyemiyorsa Allahu alem Müslümanın günahlarının cehennemi olan orucuna girerek biz hevanın cehennemi, hevamızı cehenneme atıyoruz. Oraya ce oruçla cehennemin cehennemine girerek peşin dünyada günahımız ödüyoruz. Onun için oruç cehennemine hevasını sokan Allah'ın o cehennemine girmeyecek. İnşallah. Oruç cehennemin cehennemidir. Kime? Hevaya. Hevaya hiç almıyor cehennem. Çünkü vücudu yok. Günahların ademi bir vücudu var. Ademidir. O cehennem temiz diyor. Ama bunun hevanın vücudu yok ki. Ademi vücutları cehennem yakıyor. Bunun vücudu yok. Ve insanın hürriyetini alıyor. İnsanı kendisine bağlamış ya. Et, i̇nsanı düme, duman etmiş yani. Yok etmiş yani. İnsanlığını unutmuş. Benlik damarı oruçta kırılır. Şimdi Risale'deki cümleleri okuyorum. Benlik damarı oruçta kırılır. Firavunluk cephesine darbe vurur. Sen benim Rabbi Rahimimsin ben senin aciz bir abdinim dedirtir. Kalbi aynayı samet olduğunu görür. Bak görür. O zaman görür. Devam ediyorum risaledeki cümleye. Ahiretin mahşeri pazarı açılmış ruunda. Ahirette pazar var ya ne ihtiyacın var? Pazara gittiğin zaman ne ihtiyacınız var? Domates alıyorsun. Yok onu almıyorum. Aa onu alıyorum. Paza pazar gibi e, oruç ahiretin pazarı. E, kim alışveriş yapacak? Ruh. Ramazanda Kur'an'a muhatap ayı olduğu için oysa Risale-i Nur'da, Mektubat'ta oruç Risalesi'nde daha önceki ümmetlere farz olduğu gibi oruç size de farz olmuştur. Muayyen bir günler farz olmuştur denmesi bekleniyor yani. Oruçla risalesini, oruçla alakalı farz konması gerekirken Ramazan ayında Kur'an uzul etti ayeti konarak demek ki Ramazan'ı Ramazan yapan Kur'an'dır. Yani Ramazan kutsu olduğu için Kur'an inmemiştir. Kur'an indiği için o indiği zemini Ramazan denmiştir. Ramazan diye Allah'ın bir sıfatı yoktur. Ama Allah'ın kelam sıfatı var. Ramazanı Ramazan yapan o Kur'an'ın inmesidir. Onun için Ramazan Risalesi'ne Kur'an'ın indirildiğine dair ayet konmuş. Ramazanı bakın bir daha söylüyorum. Ramazan kutsu olduğu için Kur'an inmemiştir. Kur'an indiği için o ay Ramazan olmuştur. La teşbih ve la temsil. Usta şöyle bir şey diyor. Peygamberimize diyor mektubatta. Benim sözlerim seni güzelleştiremedi. Seni güzel ifade edemedim ben. Ancak senin güzelliğin, senin hakikatların benim kelamımı güzelleştirdi. Gibi Ramazan kutsu olduğu için Kur'an inmemiştir. Kur'an indiği için Kur'an indiği için o ay Ramazan olmuştur. Doktor çok bu şey çok ilginçtir. Ya çok tuhaf ya. Yani. Oturdum akşam, bunu çalıştım günlerce. Niye böyle konmuş? Bir de okuyorum. Ramazan da peki ne getiriyor? Ramazan da Kur'an'a muhatabiyet iktiza ediyor. Sebaptan ziyade şunu çekelim bunu yapalım bunu. Kur'an muhatap olmak gerekiyor. Kur'an okumak da sünnettir. İçini itikadı bilmek, itikat bilgisi kadar bilmek farzdır. Kur'an'la en şeyi ise en, en e, dış tarafı ise sünnet seviyesi. Mukabeleler, Kur'an okumalar e, en şey ama Kur'an'ın sureti bu. Ramazan'da okumak. Kanuniyeti nedir? Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak için manasına muhatap olmak. Kur'an'ın manasına muhatap olmak. Kur'an. Her şeyin sureti var, kanuneti var. Sureti gir içeriye hakikati gir içeriye. Sureti gir içeriye. Kanuneti gir içeriye. Hakikati gir içeriye. Mahiyeti. Ee, Ramazan'da Kur'an okumak. Sureti bu. Kanuneti Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak için Kur'an'ın manasıyla meşgul olmak. Ki hapishanede bunu öneriyoruz. Ustad. Ee, Kur'an'ın manasını diyor. Bilenlerden öğrenin diyor. Yani Ramazan'ın böyle şey değerlendirin diyor hem Ramazan hem abisani manasını öğrenin diyor. Hatırladınız değil mi abisani mektuplarında? Demek ki sureti cüz okumak, kanuneti Kur'an'ın ahlakını bizde aktif etmesi için Kur'an'ın manasıyla meşgul olmak, hakikati ise, hakikati ise Kur'an'ın nuzulu, nuzulu var ya, üç şekilde olmuştur. 1 mütekellimi ezeli'den duyar gibi ol. 2 Cebrail Aleyhisselam'dan duyar gibi ol. Üç peygamber aleyhisselatü aleyhisselam sahabesini anlatır gibi ol. Yani diman lefi muhafza yani Kur'an'ı bu şekilde idrak etmek bu da hakikati Mayeti de zaten Kur'an'ın kelam-ı ilahidir. Subutu sıfatlardadır. Demek ki Ramazan'da esas ana tema Kur'an'a muhatabiyet isteniyor. Ramazan'da Kur'an'a muhatap ayı olduğu için en cami muhatabı Kur'an insan Ramazan'da oluyor. Bedenden sıyrıldığı gibi bedenin tanımladığı alemi şahadetten de sıyrılıyor. İnsan adeta la ilahe illallah la ilahe atmosferine girmektir Ramazanda. Illallah yok. La ilahe illallah değil. La ilahe atmosferine giriyor Ramazanda. Terk var çünkü. Ramazanda terk var. Illallah'ta elem var. La ilahe ilah ilahlıkları ki zaten ilah Kur'an'da heva diyor. Nefsini, hevasını, hevasını ilahi deneni Gördün mü derken ilahı hevanın karşıtı koyuyor. La ilahe ilah da burada. Hevayı terk etmek. Anladın mı? La ilahe de hevayı terk et. İlallah da zaten hevayı terk edenin eylemi olur. Eylem yapmak. İlk önce iman sonra küfür değil. İlk önce küfrü terk. İşaret edeceğiz da söylüyor. İlk önce küfrü terk sonra iman. İlk önce şirki terk et sonra itikat. İlk önce la ilahe ilk önce La ilahe, ilahlığını, iddialığını terk et, hevanı terk et, sonra illallah olur. Bu birbiri içinden sıyrılarak uhrevi bir insan oluyor insan. kulazıb bırak Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Arapçada ters geliyor, son ilahlık bu. kulazıb bırak Rabbin nas, dima, melikin nas, kalp, ilahin nas, ruh. Görüyor musunuz? Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri gidiyor, surede. Kul bi rabbin nas, ilahin nas, dima, kalp, ruh. Yani şirk, küfür, heva. Üç tane şey terk et. Nedir o? Birbirinin içine girmiş alemler gibi. Ramazan senin culusu huymayun gibidir. Culusu huymayun biliyorsunuz. Padişahların tahta çıkış gününün bayram şey yapar, hediyeler verir. Özel günler olur. Görüşme görüşme yapılabiliyor. Bizzat padişahla Culusu Humayun deniliyor. Ramazan'da da Cenab-ı Hak direkt Culusu Humayun gibi. Kur'an'ın tahta çıkışı gibi. Halife-i insan arz oluşunun belirlendiğidir vahiy gelerek. Ramazan'da inzal eylemiş olduğu için, Kur'an indiği için ruhtaki Kur'an-ı Kebir'i kainatı da inzal eylemek, Kur'an-ı Sura farkındalığını uyandırmak, orucun içinde sen hiç yoksun hep o var seni zaten bırakmıyor. Dördü aynıdır. Ramazan'da bu farkındalığın artırıyor. Bir, Kur'an. İki, şeceli hilkat. Üç, İslamiyet. Dört, insan. Kainat nedir? Kainata şey diyor. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. 15. şu anda. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Aynı yere Şeceli Hilkat'a diyor ki Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Aynı yere diyor ki insan Ekber. Aynı yere diyor ki İslamiyet. İnsana ne diyor? Kainatı sura. Ha, bu dördünün geçişliliğini dört kıyıya sırtında çanta vardı. Birinci sözde. Onun farkındalığını kazanmak. Ramazan'da oluyor bu. Ramazan orucuyla yeme içme özel hisleri terk ettiriliyor. Oysa helal ve mubah iken bunlar. Helal değil mi? Bunların asılları ve menbaları olan cennette mergup hayat gösterilirken bunları terk et diyor. Oruca, oruca Allah cennet hedef gösterilmiyor. Ama insanların ibadet yaptırması için cehennemle tehdit ediyor. Cennetle onu hedef gösteriliyor. Bir daha ibadet yaptırmak için cehennem tehdit ediliyor. Cennetteki nimet ilahileri hedef gösteriliyor. Öyle mi? Ama oruç için ne diyor? Katımdadır diyor. Onun için oruçta cehennem tehdidi diye yok. Cennet mükafatı da yok. Zat var. Helal ve muba olan yeme içme özel hayatı muba. Terk ettiriliyor. Ve bunun aslı olan cenneti de gösterilmiyor. Cennete şöyle bir hayat vereceğim de demiyor. Zatını gösteriyor oruç için. Zatımdadır diyor. Katımdadır bu. Anladın mı doktor, bu? Çok garip bu. bu. Bu da çok hoş. Yani ibadetlerde cehennemle tehdit ettiriliyor. Cennet gösteriliyor. Özel hayat, yeme içme vesaire. Ama ibadetlerde oruç için kesinlikle ne cehennemle tehdit ettiriliyor ne cennete hedef gösteriliyor. Katındadır diyor. Zatını öne çıkartıyor. Zatını bize veriyor. Senden bir şey istemiyorum ya Rab demiş Ahmet bin Ambel. Ya Rab senden seni istiyorum demiş. Çok tuhaf ya orucu biz pek anlamamışız ya. Aynı Samet tabirini anlamamışız ki. Rububiyeti doğrudan doğruya rububiyet cephesine darbe vuruyor anlamamışız ki ya. Ben kendi adıma söylüyorum. Oysa helal ve mubah bizi terk ettiriliyor. Yesen şimdi ara. Su iç bakayım. Getirdin su iç Haram. Helal haram olur mu? Oluyor işte. Sen sana da böyle haramsın şimdi. Şimdi o içmek haram olduğu gibi. Sen de sana haramsın. Oruç da söylüyor sana. Kendini çıkartacaksın arada. Sen seni zehirliyorsun. Kendini kendinle zehirliyorsun. Yemek orucu zehirlediği gibi. Cennette mergup hayat gösterilirken bu nimetler Böylelikle ne dünya ne de ahiret içine konmamış. Hatta hem dünya hem ahireti bile çıkarıyor. Yani orucun içerisine Allah ne dünyayı koymuş ne de cenneti koymuş. Hiçbir şey koymamış. Orucun için hiçbir şey yok. Kim var ya kardeş burada? Kim var? Zatını veriyor. Zatımdadır diyor, katımdadır. Onlara oruç tutanlara şöyle yapacağız demiyor ki. Katımdadır diyor. Zaten mi atmış adamı. Sen sensin ben benim demiş ya. Çok ağrıma gidiyor ha bu. Öyle diyor yani. Ne biz, o bende var yani. Böylelikle ne dünya orucun içinde ne de ahiret içine konmamış. Hatta hem dünyada hem ahirette bile ahiret bile çıkartılıyor. Oruçta cenneti kastetmeyin diyor. Yani hayatında vücut zannettiklerimi çıkartarak aslı safi, safiullah vücutsuz vücuda mazar oluyor. Peygamberlerin halleriyle ...bazı haletlerimizi simgelettiriyor. Mesela Halilullah, Habibullah, Neciyullah... ...bir de Safiullah Böyle peygamberlerin sıfatlarını bize örnek gösteriyor. Safiyullah, Adem Aleyhisselam'ın beşersiz hali. Yani bir beşer var zıtların cemi. İçinde şerlerle, hayırlarla dolu. Bir de ne kadar sıyrılırsan, zıtlarda ne kadar arınırsan... ...ona Safiyullah denilir. Beyazdır o. O hedef diyor. işte. ...aslına döndürülüyor oruçta... ...Safiullah oluyor. Yapabildiğimiz kadar yani. Safiullah. Neciullah. Mesela kimin sıfatıdır? Galiba Nuh Aleyhisselam'ın. Halilullah. Habibullah. İbrahim Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kelimullah. Nuhullah. Nuhullah. Evet. Nuhullah. Ruhullah. Ama Safiullah. Adem Aleyhisselam'ın. Onunla oruç. Yani o arınmış ki... ...Kuran'da yemin ediyor... Ee, ...nefsi mutmain'e yemin olsun diyor. Mutmain nefse yemin olsun. Ey razi olan nefis... ...ben senden lazım, sen de benden lazım... git cennetime diyor. Çok oruç neler yapıyormuş ya... ...çok acayip acayip şeyler şimdi gelecek daha. Safiullah yani vücutsuz vücut. E, oruç... ...hevayı kaldırdığı için... ...hevanın vücudu yok... E, ...olmayanı kaldırıyorsun kendinde. Safiullah oluyorsun. E, şimdi... Ustad da diyor ki vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Ee, ne kadar kendine güvenirse Adem'e düşersin. O vücutta zannettiğin, benim zannettiklerimi kaldır. Senin değil zaten. İşte Adem'inde vücut, vücudunda Adem şuuru işte oruçta oluyor. Kendine vücut rengini veremiyor. Hadi ver ha şimdi nasıl vereceğim ha? Şunu nasıl vereceğim? Neyle malikim ben? Ha, içe mutfaktaki yemeği yemeyen şimdi? Bu arada ne kadar da var? Öyle mi? O zaman çabuk bitireyim. O kadar mı var? Bak bakayım. Ona göre çabuk bitireyim. Tamam. Onu hemen okuyorum. Kendine vücut rengini veremiyor. Zata ayna oluyor. Böylelikle beşeriyetten insanlık makamına çıkıyor. Ee, cümleyi okuyorum. Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır oruç. Oruç anahtarmış Risale'de. Hak ne diyor? Hakiki ve halis, azametli ve umumi. Dört hakiki, halis, azametli, umumi bir şükrün anahtarıdır. Başka? Sahip zannettiklerinin sahibi değilsi, değilsini şuur ediyorsun. Ahirette anlarsın, iş işten geçmiş olur. Yani her şey maliki olduğunu orada anlarsın ama iş işten geçer. İş işten geçmesin diye işin başında burada gösteriliyor. Oruçta. E her şeyin sahibi olduğunu. Ee başka? insan in, insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin esasıdır. Başka? Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telak eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe maaşı hareketi fıtrı olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet de yardım etmiş ise, bütün bütün gasibane hırsızcasına nimet-i ilahi hayvan gibi yutar. Başka? Dikkat ederseniz cümleleri aldım Risale'den. May ama zamanımız yok ki şey yapsam bunu. Mahiyetindeki hadsiz atsi, neatsiz fakri, gayet derecede kusurunu görmez ve görmek istemez. Ah zaman yok. At ve e şunu söyleyeyim. Acizlikle Allah'lık hakikatını Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Fakirlik de ahiret. i̇manın altı tane iman esasının iki kutbu imanı var. Kuzey kutbu, güney kutbu gibi. İmanı billah, imanı e, yomil ahiret. Ahiret iman ve Allah'a iman etmek iman esaslarının iki kutbudur acizlikle Allah'a iman, fakirlikle ahirete iman etmenin şuurdanlığını yapıyor insan. O aktif oluyor. Yani acizliğin kadar Allah var olur aleminde, fakirliğin kadar ahirete yakiniyetin olur. İhtiyacın kadar. Kur'an'ı alemine inmesine zemin olmak, muhatap olmak. Kur'an ilmesi sana. Başka? 2-3 satır kaldı. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp meleket vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam tecesüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek sam ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Bu fani dünyada fani ömür içinde bak fani dünyada bak dünya fani ömür fani faninin içinde fani fani dünyada fani ömür içinde kısa bak fani dünyada fani ömür kısa bir hayat Bak fani dünyada, fani ömür içinde, kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı baki tazamın eder, kazandırır oruç. Fani dünya, fani ömür, kısa bir hayat. Birbirine girmiş görüyor musun? Bunu baki ve uzun bir hayatı baki oruç. Bunu teptil ediyor, değiştiriyor. Son, sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilacıdır oruç. Namaz, şeceri hılkatin, Oruç ise kendi ruhuna giriş kapısıdır. Namaz, şeceli hılkatin. Oruç ise kendi ruhuna giriş kapısıdır. Ve ahirde vahum enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.